Selamlar dostlar. Biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsunuz ki son zamanlarda Geek Yapar kadrosunda büyük bir Ted Lasso sevgisi var. Hatta bazı insanlar bizim bir Ted Lasso kültü kurduğumuzu iddia ediyor. Biz de hazır ikinci sezon yeni bitmişken Ted Lasso'ya olan sevgimizi size birkaç soruda anlatalım dedik. Bunları videolara çekelim dedik. Hadi buyurun izleyin ve kendinize inanın. Efendim canım. Sorum şu. Neden Ted Lasso? Bu diziyi neden seviyor ve izliyoruz? Yani çünkü tabii ki hayat ve dünya ve diğer genel olarak medyadaki birçok şey olumsuz ve böyle kötümser gibiyken Ted Lasso hayatımıza bir tontişlik ve tatmışlık katıyor. Bu yüzden. Adamın bıyıklarına hepimizin öpesi geliyor. Bu yüzden yani. Neşeli ve şeker. İşte. İki tane cevabım var bunun için. Bir tanesini Ted bir bölümde zaten dart oynadıkları bölümde söylüyor Rebecca'nın kocasıyla. Genelde hem bizim toplumumuzda hem de genel dizilerde, filmlerde ve okuduğumuz, tükettiğimiz eserlerde zeki insanlar iyi olmazlar, kötü olurlar. Ve mütevazilik, alçak gönüllülük, böyle iyi niyetlilik hep naiflik ya da böyle saflık, salaklık gibi aksedilir. Ted Lasso öyle değil. Ted Lasso bir insanın hem bir işte başarılı olabileceğini, hem zaman zaman kötü şeyler yaşayabileceğini, kötü şeyler yapabileceğini ama günün sonunda iyi olmanın naiflikle ve salaklıkla bir bağlantısı olmadığını, komik olmanın illa kendini rezil etmek anlamına gelmediğini, insanlara sürekli iyilikler yapmanın enayilik anlamına gelmeyebileceğini, her zaman suistimal edilmeyeceğini anlatan bir dizi. O yüzden birinci cevabım bu. İkinci cevabım ise şu olacak. Belli böyle bir 90'larda çıkan şeyleri, filmleri, dizileri, müzikleri tükettiyseniz ben de mesela onlarla büyümüş bir insanım. Ted Lasso'da her bölümde bölüm isminden içinde yer alan, bölümün içinde yer alan bir kitaba, oradan işte bir çalan şarkıya kadar hep böyle nostaljik göndermeler var ve bunları yakalamak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Ted Lasso benim hayatta böyle nelere tutunmam gerektiğini hatırlatıyor bana. Çünkü mesela hepimizin hayatında iğrenç şeyler oluyor. İşte ailevi olabilir, etrafımızdaki insanlar olabilir. Hepimizde bir sürü sorunlar var. Fakat güzel şeyler de var. Mesela harita oradan bir şeyler fırlatıp duruyor. Balon atıyor. Ondan sonra bana kötü espriler yapıyor. Hoşuma gidiyor kötü espriler. Deniz böyle güzel güzel, hastaysam gider bana çay yapar, sıcak su torbası hazırlar falan. Ben böyle içim ısınır falan. Diyorum ki evet ya, bunlara odaklanmalıyım. Bu dizide aynen böyle. Bu dizide de böyle karakterlerin başına gerek boşanma, gerek işte ölümler, kötü şeyler, küme düşmek falan olsun. Gayet kötü şeyler yaşanıyor ama dizi hep sıcak ve güzel şeylere odaklanıyor. İşte bunu seviyorum. İşte bu yüzden Ted Lasso. Ne oynuyorsun sen? Çok eğlenceli değil mi? Sen video çekeceğiz diye tutup oyuna mı daldın? İnanılmazsın gerçekten. Evet, Halit sen buyurun de efendim. Bu sırada neden Ted Lasso sorusuna cevap ver? Ya Ted Lasso'ya muhtemelen geçen senelerde falan sürekli görüyordum. Bir futbol dizisi zannediyordum. Ben böyle ilk başta futbol dizisi olduğu için hani rekabetçi olan küçük bir takım yükseleri falan bundan çok zevk alırım ben. Öyle bir şey izleyeceğimi zannettim. Daha sonra inanılmaz böyle ponçik, birbirlerine saygı duyan, birbirlerini dinleyen insanların olduğu fantastik bir evren olduğu ortaya çıktı. Ve ben de fantastik evrenleri seven biri olarak bunu da sevdim. Ama artık yani Yüzüklerin Efendisi gibi büyü yaptığımız fantastik evrenler değil de işte Ted Lasso gibi insanların birbirine saygı duyduğu fantastik evrenlerde yaşamak istediğimi fark ettim. Yaşlanıyor muyum lan ben? Galiba. Bir de galiba bizi hiç sevmemişler. Bizi hiç başımıza okşamamışlar. Ted Lasso böyle sanki dışarıda yağmur yağıyormuş. Sen bir battaniyeye sarılmışsın. Böyle güzel kahveni içiyormuşsun da öyle bir his. Yani Ted Lasso dizisinin verdiği his öyle olduğu için o yüzden Ted Lasso. Bir de genel olarak yazarlık, yani yazarlığı çok iyi. Kaliteli çekimler, komik sözler, iyi oyunculuklar. Evet, tatlış bir dizi ama genel olarak pozitif olması. Ne oluyor? Bence Ted Lasso'yu izlediniz mi efendim? Hayır.
İzlemelisiniz. Yani 3 dakikanız varsa falan. Doğrudumuzu kurtaracağımız Ted Lasso'yu övmek isteriz. Peki bana tek kelimeyle neden izlemem, 3 kelimeyle neden izlemem gerektiğini anlatın. Çünkü futbol dizisi. Hayır, Cevdet şakası var bolca. Mesela. Evet. Doğru. Çünkü Cevdet yok. Cevdet şakası var bolca. 3 kelime. O zaman beni ikna ettiniz. Çünkü Ted Lasso şöyle tanımlanabilir. Ya Cevdet Çanver Amerika'da bilmem nerede doğup futbol koçu olsaydı. Vatif. Yani Ted Lasso aynı sensin demek istiyorum, öyle değil mi? Futbol koçu. Futbol zayıf falan. Futbol koçu taklidi yapmaya çalışıyor. Evet, hadi bakalım, hadi. Kendimizden geçiyoruz. Arkadaşlar, ya istiklal, ya ölüm. Güzel bir köşeye geçtiğine göre en sevdiğim bölümü biraz anlatmak ister misin? En sevdiğim bölüm sanırım ilk sezonun sezon finali olabilir. Çok duygusal şeyler vardı. Henüz Nathan kötü bir insan olmamıştı ve ona terfi vermişlerdi hatırlıyorsanız. Hı. Ne kadar sevinmiştim. Ah be. Güzel zamanlardı. Ondan sonra işte Rebecca ve Ted'in ilişkileri çok güzel gelişmişti o bölümde. İyice böyle best friend olduklarını hissetmiştim. Bizimkinin karısıyla boşanma, ilk sezonda karısıyla boşanma kağıtları verecek vermeyecek falandan dolayı işte o öbür Hintli çocuğa patladığı falan sahnenin olduğu bölüm. Sondan ilk sezonun 9. bölümü falan filan öyle bir şey olsa gerek. Yani ilk defa o dizinin ilk şey anıydı o işte. Ted Lasso da aslında o kadar aziz değil. Onun da işte dayanamadığı şeyler var. Onun da içinde kalmış bir şeyler var. Kusurları var filan falan da karşılaştığımız, tanık olduğumuz ilk anın olduğu o sahnenin olduğu o bölüm. Rom-com manifesto olması lazım. Rom-comunist manifesto. Öyle bir bölümdü. İkinci sezonun 5. bölümü. Tamamen bölüm işte Van Herimetser olsun, Jeremy Dyer olsun, Love Actually olsun, bunların hepsine göndermeler içeren bir bölümdü. Ve en sonunda Roy gelip işte Jeremy Maguire'dan "You had met coach" diyordu. Çok bayıldım. Harikaydı. Mükemmeldi. Dizi tarihinde çekilmiş en iyi bölümlerden biri olabilir. En sevdiğin karakter hangisi? Meksikalı futbolcu. Neydi onun adı? Deniro! Başta hiç inandırıcı gelmemişti yani. Kimse böyle bu kadar neşeli ve bir haber olamaz çevresinden falan filan. Mucho Joey. Ama sonradan alıştım ve artık adamın sırıtan halini görmek şey geliyor. Yani adam eskiden felç geçirmiş herhalde, yüzü öyle kalmış diye düşünüyordum. Şimdi normal geliyor. Ted Lasso dizisinde en sevdiğim karakter Ted Lasso. Çünkü... Yoda'yı o yüzden mi sarıldın? Evet. Tıpkı Yoda dedemiz gibi şirin ve tatlı. Ve kulakları da çok benziyor falan. Cesisine üzüne dava açıyor. Deniz ve Nasrettin hocası. Hoca, senin en sevdiğin karakter hangisi? Yani bu aslında biraz anlaşılmıştır. Jason Sudeikis ve bıyığı. Ted'i çok seviyorum. Çünkü Ted böyle çok iki zıt kutbu temsil ediyor bence. Böyle hem o bıyık hem o giyiniş tarzı falan. Genelde böyle çok hoşlanacağımızı düşünmediğimiz bir tipleme gibi gözüküyor ilk bakışta. Zaten işte futbol koçu. Bu insanların biz asabi olmasını bekliyoruz. Bir de işte yetmiyor gibi Amerika'dan gelmiş, Amerika'nın da böyle taşla kesiminden gelmiş bir insan. İster istemez işte İngiltere'ye gittiğinde onun bir oraya uyum sağlayamayacağı zaten belli. Ama o uyum sağlamama şöyle olacak gibi canlanıyor bizim gözümüzde. İngiltere biraz daha böyle kibar, hep böyle o soylu anlatılır ya. Ted de burada böyle mahallenin ayısı gibi gelecek, çökecek gibi düşünüyorsun. Fakat Ted Lasso kendi içerisinde o bıyığa rağmen harika gülümseyebilen bir insan. Ve o taşralılığını farklı şekilde gösteren bir insan. Yani ilk çizildiği portrenin işiyle bizim gözümüzde karakteri, herhangi bir posterine baktığında gördüğün insanla izlediğin insan birbiriyle alakasız. Ve bu bence seyircinin gözünde bir uyumsuzluk yaratıyor. Uyumsuzluk ve çatışma da her zaman insanı güldürür. Coach Beard ya, kesinlikle benim en sevdiğim karakter. Yani bence çok underrated kaldığını düşünüyorum. Çünkü Ted Lasso ile olduğu sahnelerde de kendi başına da diğer karakterler olduğunda da
hep ikinci adam oluyor ama hep ikinci adam olarak ilk öne diğer karakterleri öne çıkartıyor. Onları parlatıyor. Tam bir gizli kahraman ya. İnanılmaz şakaları var. Çok komik. Gerçekten çok komik. Bayılıyorum Koç 1'de. Kendini Koç 1'de mi benzetiyorsun? Hayır. Peki niye öyle şakalar yapıyorsun? Tabii ki de Ted Lasso. Jason Sudeikis'ten dolayı zaten öncelikle çok seviyorum. Jason Sudeikis'i de çok severek takip ediyorum. Ta SNL dönemlerinden beri olduğu her videoda güldürmeyi başaran birisi. Daha sonra Turtle'a falan da gelmişti. Hatta orada da çok sevdiğim bir karakteri canlandırmıştı. Genel olarak o aktörü sevdiğim için Ted Lasso diyebiliriz. Ama bunun yanında Ted'in zaten genel olaraktan pozitif davranışı, herkesin böyle herkesin özgüvenini besleyerek ve daha iyi kendini geliştirmesini sağlayarak bir takım kurma ruhu hoşuma gidiyor. Yani çok pozitif bir karakter Ted. Herkesin hayatında Ted gibi birisi olması gerekiyor yani. Adam ayaklı antidepresan gibi geziyor etrafta. Ama ona rağmen çok derin de şey bir karakter. Kendi ruhu içerisinde çok yalnız ve çok böyle kötü dönemlerden geçen bir karakter. İzlemesi keyifli yani. Peki o zaman en nefret ettiğin karakter hangi? En nefret ettiğim karakter tabii ki de Nathan. Çünkü ya aslında eskiden öyle değildi ama tersine karakter gelişimi gösterdiği için kendisini tebrik ediyor ve bu unvanla uğurluyorum. En nefret edilmesi karakter. Bu arada saçları da beyazladı giderek. Evet da ki o da benziyor. Aa! Büyük demet. Bu soruya Nate demek istiyorum. Fakat onun yerine daha nefret ettiğim birini buldum ve Jamie'nin babası. Jamie'nin babası gibi insanlar olmaz olsunlar. Jamie'nin babası gibi insanların saçlarını ve burunlarını kesmek istiyorum. Nate, kesinlikle Nate. Allah'ım bela. Buna başkası böyle başka bir cevap verilebilir mi bilmiyorum ya Nate. Ama şunu söylememiz gerekiyor bence. Çok iyi bir kötü karakter yarattılar ya. Yani daha ilk bölümden o küçük top toplayıcısının böyle işte kendisine saygı kavuşması, etrafında insanların oluşması, onları sevmesi, sonra böyle iğrenç bir karaktere dönüşmesi karakterizasyon. Peki şunlar ne? Neyler? Bunlar Ömercan abinin ya da Can abilerin böbrek taşları. Bizde her dedenin böbrek taşı saklanır. Böyle bir adetimiz var. Ya bu ne? Şimdi ilk tercihim Nate olabilirdi ama Nate ikinci tercihim olacak. İlk tercihim Rebecca'nın kocası. Allah o adamı bildiği gibi yapsın. Lanet olsun o adam her çıktığında git bu diziden diye bağırmak istiyorum. Çünkü bu kadar aslında bu kadar pozitif bir dizinin içerisinde öyle bir gerizekalı adamın olması. Ya sadece Rebecca'yı sinir etmek için yaptığı aksiyonlar. Bu aksiyonların tek amacı sadece Rebecca'yı sinir etmek ve bu beni delirtiyor. Ve o adamı sevmiyorum. Kişiliğinden dolayı sevmiyorum o adamı. O adam var olmasın. Yok olsun. Mezarında kırmızı giyinelim o adamı. Dizide en çok güldüğün, en komik bulduğun an hangisiydi? En güldüğüm an Roy Kent'in işte şeye kıza yani sarışın kıza mı diyordu? Kime diyordu hatırlamıyorum da. Ya işte çocukları oyalamak kolay diyordu. Ne yaparsa yap şey yaparlar. Hadi gel kolonoskopi muayenesine gitmek ister misin? Olur diyor kız falan. Ona çok gülmüştüm. Aslında güldüğüm çok fazla sahne var. Ama şu son bölümlerden hatırladığım ve aklımdan çıkmayan şu Rönesans tablosu sahnesi vardı ya işte kaybetmekte olan takımın hep böyle falan pozlarda durduğu. Çok güzel bir sahneydi. Orada güldüm baya. Nate gol atınca Nate Ted'in üzerine zıplıyordu. Sonra iki böyle döndürüyordu onu. Ondan sonra koça Ted bakıp bu adamı alın üzerinden diyordu. Ya çok fazla an var. Aslında bu üçüncü kez falan çekiyorum bu videoyu ama sonunda karar verdim. En güldüğüm an futbol takımının Bay 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 şarkısına yaptığı dansın sonunda aşırı sevinmeleri. Ya böyle ya orada her bir futbolcunun yüzünde durup bakmanızı istiyorum. Yapmadıysanız bunu Jamie'nin aşırı sevinmesi böyle Roy'un suratına bağırması, Roy'un ya da Beard'ın suratına bağırmasıyla birlikte müthiş ya yani müthiş bir sahne yani. Hepsi çok dedike bir şekilde çalışıyorlar falan. İnanılmaz güldüm. Yani açıp açıp izliyorum orayı yani. Ya sanırım bu sezon içerisinde mesela aklıma şey geldi. Psikoloğun gidiş sahnesinde koç bir daha doğrusu bütün takımın
onun psikoloğa böyle bir veda dansı hazırlaması ve o da, veda dansı sırasında herkesin veda dansını yaptığında inanılmaz maskülen bir şekilde yes falan böyle çakmaları falan böyle üstlerini başlarını yırtmalarına çok gülmüştüm. Yani bu kadar maskülen olmayı maskülen olmadan yapmaları çok hoşuma gidiyor. Çok komiğime gidiyor benim yani. He's here. He's there. Fucking him with a rocket. 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 Kontrol mu? Kontrol mu? Ne oynar? Hepsini döveceğim. Ben de yeneyim seni. Halit, en çok duygulandığın an? Ya ben buna da sanırım Rebecca'nın babasının cenazesi diyeceğim çünkü ben o sahnede ya ben hiçbir zaman Never Gonna Give You Up şarkısında bu kadar ağlayacağımı düşünmezdim. Ağladım. İnanılmaz bir şekilde ağladım yani. Bu şarkı bunun içinde yaratılmadı. Bu yüzden Ted Lasso'yla bu yaratımın amacını dışına çıktıkları için birazcık kınıyorum ama ağladım yani o sahnede. Çok üzücüydü benim için. Hem de aynı zaman yani aynı anda bir de Ted'in de babasını anlatması psikoloğa ve onun da işte iki baba şeyi bende farklı bir bir de birbirlerinin cümlelerini farklı evet, açılardan evet. Tamamladılar. O en üzücü an oydu benim için. Şey yapıyordum, var da elinde vereyim falan diyor. Var da elinde. Nasıl konuşuyor ama böyle iğrenç insan. Gene en duygusal sahne diyeceğim. Yani karısıyla olan ilk sezonun sonundaki sahneler olsa gerek diye düşünüyorum. Peki dar alanda kısa paslaşmalar, seni biraz daha zorlayalım. Evet, bu arada yani Geek Yapar'ın daha önce hiç görmediğiniz bir yerindeyiz şu anda. Evet, güzel. Ted Lasso nelere kadir. En duygulandığın sahne hangisiydi? En duygulandığım sahne de çok fazla var ama ilk böyle çok duygulandığım sahne şeydi. Rebecca şey yapıyordu, karaoke yapıyordu. O sırada Ted'imiz bir panik atak geçirdi. Ve sonra Rebecca onun yanına gidip hey her şey iyi olacak, sakin ol, nefes al falan dedi. Orada çok duygulanmıştım. Hem de şey açısından da çok güzeldi. Böyle mental sorunlarımızı yaşarken gerçekten nerede olduğumuzun, ne kadar keyifli bir anda olduğumuzun hiçbir farkı olmuyor. Yani herkes çok eğlenirken ve senin de gerçekten çok eğlenebileceğin bir yerdeyken bile böyle bir şey yaşayabiliyorsun. Dizinin bunu göstermesi çok hoştu. Çok duygulanmıştım. Bu soruya şey diye cevap vereceğimi düşünmüştüm. Roy'un Jamie'ye sarıldığı sahne. Çünkü orada ağladım ve hemen arkasından Don't Look Back in Anger çalıyordu. Ama ondan sonra şöyle bir kendi kendime düşündüm ve en çok duygulandığım sahnenin kurabiyeleri Ted'in yaptığını öğrendiğimiz sahne olduğunu hatırladım. Evet, çok duygusaldı. Hem çok duygusaldı hem de böyle hepimizin aynı anda bence Ted'e aşık olduğumuz sahne. Evet. Ted Lasso dizisinin de yani bizi ilk cezbettiği, ilk gönlümüzü böyle çaldığı sahne olduğu için sanırım ikinci bölümdeydi yani dizinin ikinci bölümündeydi. Ted'in kurabiyeleri yaptığını öğrendiğimiz sahnede en çok duygulandığım sahne oydu. İçimizi ısıttı. Teşekkürler Ted. Peki, öp, evlen, öldür. Hangisi hangisi? Öpmekle evlenmenin farklı olması bir kere beni şey yapıyor arkadaşlar, rahatsız ediyor onu söyleyeyim. Ya biri tamamen öpülecek insan var, bir de evlenilecek insan var. İnanılmaz. Tamam. Ben net bir şekilde Rebecca ile öper ve de evlenirdim. Evlenirdim, öpmeye devam ederdim. Bu sayede. Kadın hem zengin, hem işte güçlü, hem çekici, hem ne bileyim kültürlü falan her açıdan bence tam Amerikalıların dediği gibi catch. Onun dışında kimi öldürürdün? Yani bu tontişlikler tontişi dizide anca Rebecca'nın eski kocası bir tek öldürülebileceğin insan. Başka kimi öldürebilirsin ki yani? Yazık. Şeyi başta öldürürdüm ama onu da artık seviyoruz. Neydi o tipin adı? Jamie mi? Jamie işte. Jamie Tart. Yani onu da affettik. Jamie Tart. Evlenmede seçenek olarak Roy Kent de olabilir diyorum. Çünkü ben öyle dışı sert, içi yumuşak karakterleri her zaman sevmişimdir. Keely'yi öperdim. Çünkü yani öpülesi bir insan.
Ted Lasso ile evlenirdim. Ay ya. Güzel olurdu. Nate'i de öldürürdüm maalesef. O kadar tiksindim. Yani gerçekten tiksindim. Öldürürdüm onu. Öldürürdüm Nate'i. Evet. Düşünelim. One eternity later. Bir kere öldür Rebecca'nın eski kocası. Lanet olsun o adama. O adamın başına West Ham kadar taşlar düşsün. O adam gitti o genç sevgilisiyle o kadını hamile bıraktı da bu Rebecca'nın vallahi yani burnundan getirdi bu boşanma şeyini. Lanet olsun o adama. Öldüresim var o Rebecca'nın eski kocasını. Çok uzun düşüncelerden sonra galiba evlene Roy diyeceğim. Çünkü gerçek tatlı biri. Roy böyle dışarıdan çok sert görünüp aslında içine tanıdıkça sadece size çok duygusal olabilecek bir insan. Yani Roy'u tanımak ve Roy'un duygusallığını keşfetmek bir başarı gibi bir şey yani. Çok özel yani Roy gibi karakterlerin böyle dışarıdan sert görünen, soğuk görülüp de daha sonra yumuşayan karakterlerin aslında çok büyük bir şeydir. Özel olabiliyorlar çünkü sadece size o duygusallığı gösterebiliyor. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Bir yere gittiğiniz zaman sürekli aksime böyle diye homurdanan birisiyle gideceksiniz. Ama bence Roy için de çok tatlı bir karakter ve çok duygusal bir karakter. Yani yeğeniyle olan ilişkisine özellikle bayılıyorum. Böyle elinden tutup böyle dişçi gezdikleri Noel gününde tatlıydı yani. Öp de galiba ya Sam Obisanya ya da Rebecca'nın arkadaşı değişik isimli kadın. O kadın eğlenceli biri. Sam de Rebecca'yı çok mutlu ediyor. Bence bu oralarda bir şey var. O ikisi denenebilir. Öncelikle bu dizi böyle bir dizi değil. Kesinlikle değil. Sadece biz böyle düşünmeyi seviyoruz sanırım. Öp, öldür, evlen. Bir kere hepsine Ted diyebiliyor muyum? Öldürme bence, yazık. Ama işte bazen o kadar tatlı bir insan oluyor ki sevginden öldüresin mi geliyor? Onu yaşayacağı kalp kırıklıklarından kurtarmak için belki bir ötenazi ona bir şey olabilir, aman iyilik tanrım olabilir diye düşünüyorum. Hiç böyle düşünmemiştim. Öp, Roy Kent ya. Roy Kent öpülür ya bir kere falan. Yana kalırsın. Hiç yoktu. Sadece yanak mı? Falan. En azından falan öyle. Evlen Rebecca. Rebecca'yı zaten ben mesela şeyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bunu da Aslı, daha sonra Aslı öğrendiğimde aynı şekilde şaşırdı. Rebecca'nın Game of Thrones'taki Shane teyze olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Orada ne kadar şey, burada da güzelliğini çok, yani çok güzel ve çok inanılmaz alındı, inanılmaz böyle şey bir kadına dönüşmüştü. O yüzden evlen kesinlikle Rebecca. Öldür Nate. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna round around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Mucho, mucho joy. 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 Boku çıktı.